Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf çanta yayınları Matematik Soru Bankası'nda yeni nesil test 5 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Biraz büyütüyorum. Evet. Ahmet, Sinan, Murat ve Hasan dikdörtgen biçimindeki kağıtların karşılıklı köşelerine ikişer doğru parçası çizmişlerdir. Ahmet, Sinan, Murat ve Hasan'ın çizdiği doğru parçaları ve bu doğru parçaları ile dikdörtgenlerin kenarları arasında kalan açılardan bazılarının ölçüleri aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi kişinin çizdiği doğru parçaları birbirine paraleldir diye soruyor. Arkadaşlar yukarıdaki bilgi bizim bu soruda aslında çok da işimize yaramıyor ama kalem ucu kuralına bahsetmiş. Şimdi aşağıya bakıyorum. Mesela Ahmet'in çizdiği şu 65 dereceyi arkadaşlar pardon 35 dereceyi şöyle yöndeş açı oluşturarak bakın şu açıyla bu açı yöndeştir. Yani burası 35 derecedir diyorum. Bakın arkadaşlar burası dikdörtgen olduğuna göre 90 derece olması gerekiyordu. 35 ile 35'i topluyorum. 70 derece oldu. Demek ki burası dik açı olmadı diyorum ve birbirine paralel değildir diyorum arkadaşlar. Yani aslında benim aradığım bu iki açının toplamının 90 derece olmasıdır diyoruz. Aynı mantıkla bir de B'yi göstereyim arkadaşlar. Örneğin şu 42 dereceyi yöndeş açı kuralından faydalanarak yukarıya taşıyorum bakın. Bu açı ile bu açı yöndeştir diyorum ve burası 42 derecedir diyorum. İkisini toplarsam bakın 84 derece oldu. 90 derece olmadığı için paralel değildir diyorum. Son olarak arkadaşlar mantığı anladığınızı düşünüyorum ve sormadığın cevabı şu 38'de bakın burası birbirine yöndeştir. Yani burası 38 derecedir diyorum. 52 ile 38 dereceyi toplarsam 10 elde var 1, 5, 3 daha 8, 1 de elde 9 Bakın 90 derece oldu diyoruz. Yani şurası 90 dereceye diktir diyorum ve dikdörtgende bunlar birbirine paraleldir diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır diyorum. Evet bir sonraki soruya temizleyerek geçiyorum. Evet ikinci soruya bakıyorum. Ata açı ölçeriyle ölçüleri sırasıyla 48 derece ve 115 derece olan ABC ve BCD açılarını aşağıdaki gibi çizmiştir. Ata son olarak açı ölçerinin orta noktasını D noktasına yerleştirip açı ölçerinin sağ tarafından ölçerek bir CDE açısı oluşturmuştur. Atanın son çizdiği açı ile birlikte BA ve DE birbirine paralel olduğuna göre CDE açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şu ABC'yi bakın şuraya yerleştirelim. BC'de 115 derece. Ve son olarak arkadaşlar atanın çizdiği CDE de BA ve DE'ye paraleldir diyor. Yani şuraya bir şöyle bir paralel doğru çizmiştir diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle bir M kuralına çevirecek olursam bakın şu tarafa da uzattığımı düşünelim. Şu 48 ile buradaki açının toplamı arkadaşlar 115 derece olmalıdır diyorum. O halde 115'ten 48'i çıkarıyorum. 7 ondan 4 çıkardım. 6 67. Bakın şu açı 67 derecedir. Burası doğru açı olduğuna göre benden istenen CDE açısını bulabilmek için 180 dereceden 67 dereceyi çıkartarak arkadaşlar 113 derecedir diyoruz. Bizden istenilen CDE açısının ölçüsü ve D şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet sayfamı temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet. Biraz büyüttükten sonra arkadaşlar 3. Evet soruya bakalım. Türk Lirasında kullanılan simgenin Birim kareli kağıtta çizim aşamaları aşağıdaki aşağıda verilmiştir. Çizilen kırmızı ve mavi çizgiler kendi aralarında birbirine paraleldir. Mavi çizgiler kareli kağıtta dikey çizgilere paralel, yatay çizgilere diktir. Tamam. Kırmızı çizgilerin kareli kağıdın yatay çizgileri ile yaptığı dar açının ölçüsü 20 derecedir. Kırmızı çizgilerin kareli kağıdın yatay çizgileri ile arkadaşlar bakın şu açı yani burası 20 derecedir diye söylüyor. Yukarıdaki verilere göre kırmızı ve mavi çizgiler arasındaki geniş açının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar aslında benden nereyi istiyor? Bakın şu açıyı istiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Şöyle bir dik üçgene çevirecek olsam arkadaşlar bakın. Aslında biraz da büyük yaparak gösterelim nasıl bir üçgen yaptığımızı. İstenilen yerde şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burası 20 derece. Çünkü aynı yöne bakıyoruz. Benden istenilen açıda arkadaşlar burası. Şimdi dik üçgen yaptığım için burası 90 derecedir. O halde şuradaki açı arkadaşlar bakın. 90 ile 20 topluyorum. 90 artı 20'den 110 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180'di. 180'den 110 çıkararak 70 derecedir diyorum. Şuradaki dar açı arkadaşlar. Bizden geniş açı istiyordu. Yani bunun tamamı 180 dereceydi. O halde 180 dereceden 70 dereceyi çıkararak bizden istenen açının ölçüsünü 110 derece olarak bakın şurası veya burası diyelim 110 derecedir diyorum ve A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Evet dördüncü soruya baktığımız zaman birinci cadde ile birinci cadde ve ikinci cadde birbirine paralel olup cadde ve sokaklar arasındaki açı bilgileri yukarıda verilmiştir. Buna göre birinci cadde ve ikinci sokak arasında kalan soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şekli incelediğim zaman bakın şöyle bir Z kuralı var. Bu Z'ye göre şöyle tekrar temizleyerek göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer burada Z varsa bakın bu açı ile bu açı birbirine eşittir. Zaten şu iki açının bakın bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söyledi. O halde buraya da çentikli açıdır diye söyleyebilirim. Temizleyerek artık onun eşit olduğunu söyledim ve bu da çentikli açıdır diyorum. Artık bu aradaki arkadaşlar dörtgene bakıyorum. Bakın aynı açılara A ve A dersem burası 55 derece ise doğru açıdan arkadaşlar 180'den 55'i çıkarıyorum. 125 derecedir. Şu birinci cadde ile birinci sokağın kesiştiği yer. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. O halde A ile A bakın hepsini toplayacağım. A artı A artı 95 artı 125 her birisi 360 dereceydi diyorum. 2A 95 ile 125 toplarsam 220'dir arkadaşlar. Eşittir. 360 derece 2A eşittir. 220 karşı eksi 220 olarak gönderdim. O halde 2A eşittir 140'tan her iki tarafı 2 ile bölersem A'nın değerini 70 derece olarak bulurum diyorum ve B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet bir sonraki soruya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Evet 5. soruya baktığım zaman E ve D paralel olmak üzere B açısı tepe açısı olacak şekilde bir kenarı D doğrusu üzerinde olan BDE üçgeni oluşturunuz arkadaşlar bizden istenen üçgeni hemen şöyle oluşturalım. BDE üçgeni oluşturunuz dedi. Yaptık. BD ABE açısının açı ortayı olsun. Bakın şu BD ABE'nin açı ortayı. Evet. BD ve BE BD ile de BE birbirine eşit olsun diyor arkadaşlar. Buna göre CBE açısı C, B, e açısı bakın. Burayı soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle renk değiştirerek bakın şurası ikisi birbirine eşit ya. ABD ile DBE açısı eşit. Bakın ben burada bir Z kuralı görüyorum. Bu Z kuralına göre geri alacak olursam karışmasın diye. Buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşittir diyorum. Bakın ikiz kenar üçgen BDE. BDE üçgeni diyorum. İki kenar birbirine eşit dedi çünkü üçgenli diyorum. O halde E açısı da aynı açıya sahip. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman B açısı, D açısı ve E açısı birbirine eş oldu, yani aynı açı oldu. Demek ki bu BDE ikizkenar kenar değil. eşkenar bir üçgendir diyorum. Eşkenar üçgende biliyorsunuz bir açının ölçüsü 60 dereceydi. O halde bunlar her birisi 60 derece. Şurası da buna eşit. Burası da 60 derecedir diyorum. Bakın benden istenilen CBE açısı 60 ile 60'ı topluyorum. 120 derecedir. İstenilen CBE açısının ölçüsü de doğru açıdan yani 180 dereceden 120 çıkararak 60 derecedir diyorum. İsteyen arkadaşlar tabii ki ne görebilir arkadaşlar? Bakın burada şöyle bir ters Z var. Burası 60 ise burası da 60'tır diyebiliriz. Evet sorumuzun cevabı B şıkkı olur diyorum. Evet arkadaşlar bu soruyu da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.